Merhabalar herkese. Bugün videomda bir de şöyle şurada göreceğiniz Dali bana eşlik ediyor. O kadar güzel uyuyordu ki tabii ki kaldırmadım onu. Kendine zaman isterse o zaman gider çünkü başına buyruk birisi o. Peki ben girizgah yapana kadar Dali'nin şu pozisyonu alması bugün bütün ilgim burada gerçekten. Neyse devam ediyorum. Favoriler videosu benim gerçekten çekmekten en çok zevk aldığım video olsa da ne yazık ki bir şekilde hep yani ilk haftasında ayın koyamıyorum, geç kalıyorum, bir şey oluyor vesaire ama bu sefer dedim ki hırs yaptım koyacağım. Bugün hatta 1 Mart o yüzden gayet motive bir şekilde videomu çekiyorum. Hemen editleyeceğim ve Mart'ın ilk haftasında online olmuş olacak. Videoya geçmeden hemen önce çok kısa bir duyurum var size. Şuraya linkini bırakacağım. Barilla Türkiye'nin YouTube sayfasında İdil Tatar ile çok güzel bir yemek yaptık. Daha doğrusu İdil yemeği yaptı, ben ona sohbetimle eşlik ettim. Benim böyle YouTube'a başlama hikayem, YouTube tarafıyla ilgili bir sürü bir sürü sorular sordu bana. Sizin de zevk alacağınıza eminim videoyu izlerseniz. Ayrıca açıklama kutusuna da linkini bırakıyorum videonun. İzlerseniz beni çok mutlu edersiniz. Duyurumu yaptım, içim rahat. O zaman videoya geçebiliriz. Hemen bakım ve kozmetik kategorisiyle başlıyorum. İlk olarak H&M'in bu likit farlarından bahsetmek istiyorum. Bunu bana Cansu Akın H&M'de olduğumuz bir gün söylemişti. Bunlar da güzelmiş diye. Fakat hiçbir rengi, hiçbir ya hiçbir şey kalmamıştı mağazada yani. Ee, ben sonrasında sanırım Marmara Forum. Evet Marmara Forum'a gittiğimde buldum. Ve tanesi 20 liraydı. Bunlardan 3 tane aldım. Üçüncüsü nerede? Şu an sormayın bilmiyorum. Bunun biraz daha şampanya tonlusu gibiydi. Bu böyle inci beyazı gibi. Bu serideki bütün farların yapısı metalik. Böyle özellikle şu inci beyazı olan tam böyle göz pınarlarına orayı aydınlatmak için çok güzel duruyor. Şu yeşil olan da hem böyle yeşil hem de kahveyi içinde barındırıyor. Yani sanki iki far uygulaması yapmışsınız gibi duruyor. Bunun birkaç tane daha örneği var. Hatta Nix'in de böyle bir farı vardı toz şeklinde ve Mac'in vardı sanırım. Ee, tek farla sanki gölgeli bir makyaj yapıyorsunuz gibi düşünün. Tek olumsuz noktası çok çok hızlı kuruması. O yüzden biraz hızlı hareket etmeniz gerekiyor. Ben hemen böyle e, şu yüzük parmağımla pıt, pıt 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 üstünden geçiyorum gözümün. Ama onun dışında özellikle göz punarları için duruşunu hakikaten çok beğendim ve çok uzun süre kalıyor. Çünkü birazcık kuruyup yapışıyor. Yani tutkal gibi düşünebilirsiniz hafif böyle. Hiç kremsi bir yapısı yok. Böyle sürdüm mü kalıyor. O yüzden dedim hızlı olmanız gerekiyor diye. Ama onun dışında 20 liralık bir far için hakikaten güzel performans. Ben çok beğendim. Eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız, takip etmiyorsanız da Cansu Dengeli olarak aratıp takip edebilirsiniz. Insta Story'de Benefit'in kaş ürünlerinden bahsetmiştim. Benefit'in kaş ürünleri bana hediye olarak geldi ve e, hatta orada demiştim ki bu Kabura ürünü, bu Anastasia Beverly Hills'in pomaz şeklinde olan e, krem kaş ürünlerine muadil olarak gösteriliyor. Bunu daha önce görmüşsünüzdür muhtemelen. Lansmanı sanırım geçen sene yapılmıştı. Ben açıkçası kullanmamıştım. Çünkü bu kadar e, pomat şeklinde biraz daha vurgulu ürünleri çok iddialı buluyordum ve ben kullanamam gibi geliyordu. Yanılmışım. Hakikaten yanılmışım. Bu müthiş bir ürün arkadaşlar. Bir kere o kadar yumuşak ki asla kaşığı dökmüyor. Bütün gün kalıyor ve ben e, birazcık yapay durur diye düşünmüştüm aslında. Ama uygulamayı şuradan başlayıp yani ilk başta şurasında zaten kapağında bunun bir kendi fırçası var. Bunu e, ee, buradan başlayarak yani ilk sürdüğünüz andaki o fazlalık kaşın ucuna ve şuralara aralara gelecek şekilde yaparsanız ben öyle yaptım ve açıkçası memnun kaldım. O zaman kaşın şurasındaki o yapay görüntü asla olmuyor. O yüzden çok çok memnun kaldım. Yani özetle bu Kaburao isimli ürüne birazcık ön yargıyla yaklaşıp ondan sonra inanılmaz memnun kaldım. E, ee, benimkisi 3 numarası bu arada. Bir diğer favorim de Not Cosmetics markasının Matte Moist serisinden bu pembe tonlu 403 numaralı Likit mat ruju diyeceğim ama aslında likit mat değil. Çünkü zaten e, adı üstünde olduğu gibi mat ama nemli gibi bir efekti var. Şu anda dudağımda bu ürün var zaten. Bendeki bu 403 numarasıydı ve ben bunu yılbaşından önce almıştım. Sonrasında geçtiğimiz aylarda hatta bir ay önce falan galiba e, Not Cosmetics'ten bana aynısı geldi. Hatta şöyle yapalım bence, bu anı yakalayan ilk kişi aşağıya Not Cosmetics yazsın ben de ona bu ürünü yollayayım. Zaten çok çok büyük bir ürün olmadığı için hani öyle çekiliş falan yapmaya gerek yok o yüzden İlk gören kazansın diyeyim, ben ona mail atacağım. Yapı olarak Bourjois'nin rujlarından biraz daha ince. Benim çok sevdiğim bir seri vardır, daha önceden izliyorsanız biliyorsunuzdur. Bir de e, NYX'in Soft Matte'leri de biraz daha uzun kalıyor ve daha hızlı kuruyor. Bunun böyle üzerindeki o kadife doku biraz daha uzun devam ediyor. O yüzden çok çok sevdiğim bir ürün oldu. Bir yandan da pembenin tonu benim rengimle çok güzel uyudu. Çünkü her pembe bana yakışmaz, o yüzden çok memnun kaldım. Favorilerimden bir tanesi de bu NYX'in kuru yağı. E, bunu çoğunuz biliyorsunuzdur zaten. Bence öne çıkan noktası... Hayatımda ben bunun kadar güzel bir koku görmedim. Peki Cansu, bunu neredeyse bir senedir kullanıyorsun. Yarısına gelmişsin. Neden şimdi favorin diye soracak olursanız... Şöyle açıklayayım. Ben bunu e, hep yatak odasında kullanıyordum. Yani banyodan çıktıktan sonra vücudumu püskürtüyordum. Ve püskürttüğüm zaman o kalanlar hep yerlere gidiyordu. Yerlere gidince de yer kayganlaşıyordu ve ondan sonrasında ben orada böyle ne bileyim bir takım patinajlar, kaymalar falan. Duştan hemen çıktığımda da çok ıslak olduğu için tenim hemen yapmak istemiyorum. O yüzden o havlunun üzerinde yapma opsiyonunu da orada yitirmiş oluyorum. Ama artık şöyle yapmaya başladım. O yüzden tekrar favorim oldu. Çünkü kokusuna hayranım. E, bıraktığı hisse bayılıyorum. Ama ne yazık ki ellerimde hafif bir yağlı his bıraktığı için gece yatmadan önce ya da Böyle bir yerlere dokunmayacaksam yapmaya çalışıyorum. Ama bunu bu ay favorileri asıl koyma sebebim Gökhan'ın bunu duştan çıktıktan sonra böyle sakallarına sürmesi ve sakallarının hem yumuşacık olması hem mis kokması. Siz de erkek arkadaşlarınıza ve eşlerinize önerebilirsiniz bence. Çünkü çok güzel kokuyor ve hakikaten bana tekrar kullandırmaya başladı bunu. Hatta ben de ondan kıskanıp saçlarıma çok az uygulamaya başladım. Normalde çünkü bu kuru yağ her yerinize sürebiliyorsunuz. Yani yüzünüzde dahil ama ben yağlı ciltli olduğum için tabii ki yüzüme sürmüyorum. Kuru ciltli olanlara öneririm. Evet videonun kozmetik ve bakım kategorisini bitirdik. Şimdi diğer kategorilere geçiyoruz. Şimdi size bir karttan bahsetmek istiyorum. Bu kartın ismi Ininal Kart. 13 yaş üzerindeyseniz bu karta sahip olabiliyorsunuz. Migroslardan, DNR'lardan, Teknosalardan, PTT'den ve Bimex'lerden bu kartı 5 TL karşılığında satın alabiliyorsunuz. Bu kartın kullanım amacı şöyle aslında. Yanınıza nakit taşımak istemiyor olabilirsiniz ama bir yandan da kredi kartı sahibi değilsinizdir. Bu kartı kullanabilirsiniz. İçine belli bir miktar nakit yüklemesi yaptıktan sonra bunu istediğiniz post cihazı olan herhangi bir yerde harcama yaparak kullanabilirsiniz. Veya kredi kartı olmayıp internetten alışveriş yapmak isteyenler bu kartı kullanabilir. Yine bunun dışında nakit bir yükleme yapıp istediğiniz internet sitesinde harcamalarınızı yapabilirsiniz. Ayrıca bu kart için dönem dönem kampanyalar yapılabiliyor. Hatta şu anda da 1-10 Mart arasında Lidiano.com üzerinden yaptığınız 75 TL ve üzeri alışverişlerde 15 TL indirim yapıyorlar ve ayrıca kargo bedava oluyor. Aklınızda olsun. Şimdiki favorim için Dem Karaköy ve Dem Moda'nın sahibi Eylül. Biliyorsunuz benim çok yakın arkadaşım. Kendisine özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü o olmasa ben bu çayla tanışamazdım. Ronefeld'in Joy of Tea serisinden bir çay bu. İsmini nasıl okuyacağımı asla bilmiyorum. Çünkü sanıyorum Almanca. Morgentau Umarım doğru okumuşumdur. Aşağıya zaten açıklama kutusuna linkini bırakacağım direkt çayın. Bu çay benim gerçekten yeşil çaya bakış açımı değiştirdi. İçinde mango, limon ve gül yaprakları varmış. E, demlemesini 5 dakikadan az yapıyorum ve bu kadar yumuşak içimli, bu kadar lezzetli bir yeşil çay ben hayatımda içmedim. Size garantisini verebilirim. Koşun gidin bu çayı alın eğer benim gibi yeşil çaya ısınamıyorsanız. Bu arada böyle kutunun içindeki çaylar da çok havalı. Böyle bir paketle çıkıyor şurasından açıyorsunuz. Burayı da böyle bardağın kulbuna takabiliyorsunuz şu kısmını ve ay şu an demleyip içeceğim galiba. İnanılmaz ya gerçekten tatmanız lazım mutlaka yani bayılacaksınız. Bu arada dem şubelerinde bu çayın sadece bu Joy of Tea serisi var. Yani bu serinin içinde birkaç tane çay var. Dem Karaköy ve Dem Moda'da onu bulabilirsiniz ama diğer bütün çaylar web sitesinde mevcut. Aşağıya açıklama kutusuna linkini bırakıyorum. Beni en çok etkileyen favorimi en sona bıraktım. Berrak Facebook sayfasında paylaşmıştı. Ben de bu videoyu onun aracılığıyla gördüm. 17 dakikalık bir video. Çok kısa bir bölümün içinde size göstereceğim. Videonun konusu da şöyle. Bir PR ajansı sahibi e, uçağa binmeden önce Afrika ile ilgili bir tweet atıyor. Ama tamamen kötü niyetle değil. E, aslında eleştirel bir bakış açısıyla ters köşe yaparak atıyor o tweet'i ve uçaktan indiğinde hayatı mahvoluyor. Çünkü kendisi trending topic oluyor. Herkes yanlış anlıyor ve, e, bütün kariyeri bitiyor aslında. Justine was fired, of course, because social media demanded it. But it was worse than that. She was losing herself. She was waking up in the middle of the night, forgetting who she was. She was got because she was perceived to have misused her privilege. And of course, that's a much better thing to get people for than the things we used to get people for, like having children out of wedlock. But the phrase "misuse of privilege" is becoming a free pass to tear apart pretty much anybody we choose to. It's becoming a devalued term, and it's making us lose our capacity for empathy and for distinguishing between serious and unserious transgressions. Social media, ister popular or not, this is something that can happen to bir at any time. And unfortunately, acımasız eleştirme güdüleri sebebiyle oluyor. Çünkü artık herkesin bir sesi var ve ulaşamayacağın kişilere tek bir tweetle, tek bir yorumla, tek bir mesajla ulaşabiliyor oluşun. Ve bu karşındaki kişinin psikolojisini gerçekten mahveden bir şey. Bir günlüğünü de olsa, bu videodaki örnekteki gibi bir hayat boyu da olsa hakikaten çok acımasızca bir şey ve bence hepimizin bir düşünüp bu benim başıma gelseydi ne hissederdim yani kötü bir yorum yazmadan önce ya da kötü bir eleştiri yapmadan acımasız bir şey yazmadan önce karşındakinin insan olduğunu hatırlayıp benim başıma gelse ben ne yapardım bu kadar çok kişi bana bunu söylese ben ne düşünürdüm diye kendini bir onun yerine koymak bir empati yapmak gerekiyor bence bu çağda yapmamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi bu. Eğer siz de benim kadar duyarlıysanız ve meraklıysanız bu konulara sizi şöyle videoya alabilirim. Açıklama kutusuna da ayrıca linki koyuyor olacağım. Şubat ayı favorilerim bu şekildeydi. Videoda geçen ürünlerle, konularla ilgili herhangi bir sorunuz varsa aşağı yorumlara beklerim. Cevaplıyor olacağım. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma şuradan abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.